Bakın arkadaşlar Elon Musk'ın Biden'a ne söylediği olay. Bu da gerçekten üstte konuşulacak bir şey bence. Elon Musk demiş ki Biden'ın stratejisi çok basit. Bir, ülkeye mümkün olduğu kadar kaçak mülteci sokmak. İki, tek partili bir devlet yaratmak için mültecileri yasallaştırmak. Şimdi bu ne, niye önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Birincisi bu size tanıdık geldi mi? Size tanıdık geldi mi abi? Dışarıdan adam toplamaya çalışmak. Yani 13 milyon kişiyi de niye alasın? Ya yani çok ilginç bir şey. Yani Amerika gibi bir yerde bile yapmaya bunu cüret edebiliyorlar. Çünkü Amerika'da sen her şeyi söyler. Amerika'da insanı inanılmaz şey gösteriyor. Rezistans gösteriyor. <laughs> direnç gösteriyor. Amerika'da inanılmaz direnç gösteriyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar Amerika'da gerçekten bir muhalefet var. Sıkıntı bu. Amerika'da gerçekten bir muhalefet var. Türkiye'de neden olmuyor bu? Türkiye'de sağ parti bu arada diğer taraf Amerika'da sol parti almaya çalışıyor. Sol partinin almaya çalışması zaten mantıklı. Sağ partinin bunu yapması zaten saçma. Çünkü bütün ülkelere bak anasını satayım. Sağ parti sınırlarını koruyan partidir. Yani evet yanlışları da var. Mesela muhafazakar olmalı. Din, dindar veya bazen aşırı dinler olmaları vesaire. Dinleri konusunda Bazen e, bilimle ters gelen şeyler söylemeleri vesaire vesaire. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi sınırlarını korumaktır sağ partilerin. Bizde sağ parti bunu yapıyor. Bir kere en büyük sıkıntı bu. Bize sağ parti bunu yapıyor. Çünkü sağ parti başta, sağ parti başta ve sağ parti kaybedeceğini biliyor. Bak bu çok büyük bir sıkıntı ya. Bu çok büyük bir saçmalık yani. Bu çok büyük bir çelişki. Ve diyorum ya bak Erdoğan'dan sonra bu olmayacak artık. Bu olmayacak. Sığın böyle saçmalıkları olmayacak diye tahmin ediyorum. Umarım yanılmam umarım yanılmam. Bu arada Erdoğan'dan sonra derken Erdoğan siyaseti bıraktıktan sonra değil, Erdoğan komple bıraktıktan sonra. Çünkü siyaseti bıraktıktan sonra da bir şey fark etmez ki. Gene orada şey olacak. Gene söz sahibi birisi olacak yani. Diyecek ki mesela ben şunu destekliyorum. Bunu destekliyorum diyecek mesela. Bir şey değişmeyecek gene. Bir şey değişmeyecek fazla. Komple bıraktıktan sonra. Ondan bahsediyorum yani. Neyse abi, bizde dışarıdan geliyor. Ama bizde muhalefet buna niye ders gelmiyor? karşı çıkmıyor. Karşı çıkmıyor abi. Karşı çıkmıyor. Biz bunu ne zaman söylesek? Bir kere adamların sol gerici, adamlar sol gerici değil mi? Adamların sol gerici zihniyetine ters zaten. Çünkü bu herifler sınırları kalksın istiyor. Sınırlar kalksın, herkes her yere girsin. Herkes her yere girsin, çıksın istiyor. Ve şey kafasıyla sınırların korunması gerektiğini söyleyen insanlara böyle faşist, kafatasçı, işte insanlar ölüyor, sen ne kadar kötü kalpli birisin. İnsanlar ölürken onlara yardım etmek istemiyorsun falan carçurt böyle pembe götlülük yapıyorlar. Sınırlar varsa bir sebebi var ama bakayım. Sınır diye bir şey varsa bir sebebi var. O sebebi ne? Sen kendi alanını koruyacaksın. Kendi kaynaklarını kullanarak. Sen kendi kaynaklarını kullanarak kendi alanını koruyacaksın. Kendi alanında güçlenmeye çalışacaksın. Dışarıdan gelen adam da buraya gelip senin o ürettiğin kaynakları sömüremeyecek. Sınır o yüzden var. Çünkü sınır olmadığı zaman sen yap kaynakları şey. Bu şey muhabbeti. Sen kumdan kaleni yap. Yanına adam gelsin tekme atsın geçsin. Sen bahçeni büyüt yetiştir. Ağaçlarını maaşlarını yetiştir. Dışarıda anlam gelsin meyvelerini yesin siktir olup gitsin. Predatör kafasıyla yani. Bunun olmaması için pembe götler bunu anlayamıyor. Bunu anlayamıyor. Yani Alman dalgasından beslendiği için bunu söyleyen insanlar tabii ki var. Ama bunu anlayamayan zeka özürlüler var. Çünkü o kadar rahat içinde yaşamışlar ki ya sen nasıl bir salaksın ya? Nasıl bir em nasıl empati yapamazsın ki sen? Nasıl ileriyi gö göremezsin? Nasıl ileriyi göremezsin? Sıra sana gelmeyecek mi sanıyorsun? Senin rezidansına gelmeyecek mi sanıyorsun sıra? Sıra sana gelmeyecek mi sanıyorsun kanka? Neyse abi, Sinirlendim bak gene. Neyse, Bizde de muhalefet de yapmıyor. Normalde çok güçlü bir şekilde tepki göstermesi lazım. Sabaha kadar şey desinler. Bak ben bunu hep söylediğim zaman hep diyor ki işte Kılıçlar bilmem nerede açıklama yaptı. Gidecekler. Nasıl? Kendi rızalarıyla gidecekler. Nasıl? İşte biz şey yapacağız. Entegrasyon kuracağız bilmem ne yapacağız. G gitmeyecekler. Yollamayacak. CHP hiçbir şekilde yollamayacak. CHP iktidar olsun gene yollamayacak. Ümit Özdağ'la protokol anlaşması yaptılar ya. Ümit Özdağ'ın bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanı olma sözü vermişler. O zaman giderlerdi. Giderdi. Ama o geçmiş olsun kanka. Çok geç kaldın. Çok geç kaldın. İlk başta yapacaktın onu. O zaman onu ilk başta yapacaktın kanka. Çok geç kaldın. O protokolü yapacaktın. Bir de Kılıçdaroğlu hariç herhangi birini koyacaktın. İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi fark atardın kanka. Fark atardın. Fark atardın. Ondan sonra o çöp partiler, çöp naylon partiler o heriflerden bir tanesi çıkıp diyeyim diyor ya işte. Biz zayın Kılıçdaroğlu'na öyle konuşuyor ya herif. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'na çok şeyiz. Herif öyle konuşuyor. Kılıçdaroğlu'na biz çok kırgınız. Biz ne habersiz Ümit Özdağ'la anlaşma yapmış. Sen de mi yapacaktı anlaşmayı? Üçünüzü üst üste koysanız benim tek başıma alacağım oy kadar oy alamıyor, alamıyorsunuz lan. Üç partinin hiçbir oyu yok yani. Bir tanesinin azıcık bir oyu var. Esas iki tanesini var. Üç parti hiç, hiç. Ya bir tanesini sokakta görsen tanımazsın. Sokakta şurada geçsin tanımazsın adamı. Adam bak net söylüyorum ki kimse tanımaz. Saçma sapan garip grup adamlar çıkıp ondan sonra diyorlar ki bize ihanet etti. Sen Senle mi imza alacaktı protokolü kanka? Özgür Özel kılıçlarına daha Kılıçdaroğlu öyle. Şimdi eleştiriyor. Özgür Özel eleştiriyor ya. Eleştirmesi şey değil yani. Neden altıl masa diye saçma sapan bir masa kurdun? Değil de neden gizlice şeyle anlaşma yaptın? Ümit <laughs> Özdağ. Amerika'da durumlar bu. Amerika'da neler oldu biliyorsunuz değil mi? Uuu insanlar bak ayağa kalktılar. İnsanlar ayağa kalktı. Bizde işte muhalefetin bunu yapması lazımdı. Muhalefetin, ana muhalefetin. Ana muhalefet sadece tipçiler, sadece demciler, sadece CHP'lilerin başına geldiği zaman ayaklanmayacak. Şimdi diyorlar ya işte ayaklandılar falan diye anayasadan dolayı. Evet çok güzel. Destekliyoruz. Ama işin içi tipçi olduğu için ayaklandılar. Mesela bir Zafer Partisi işin içinde olsaydı ayaklanırlar mıydı? Bilemiyorum. Kınarlardı geçerlerdi büyük ihtimal. Büyük ihtimal kınarlardı geçerlerdi abi. Şeyde ne kadar konuştular gördük abi. Milliyetçi gazeteciler içeri alındı ya. Ne kadar konuştular gördük onunla ilgili. Yok imkansız bir şey arkadaşlar. Yani normal şartlar altında bu adamlar şu an zaten konuşmaya başlamış bile Özgür Özel. Bize işte e, sığınmacı karşıtı diyorlar falan demeye başlamış. Ne dedik abi? Ne dedik? Bu adamlar muhalefet falan değil. Bu adamlar ikinci olmanın çok güzel formülünü bulmuş. İkinci olma olayını çok güzel çözmüşler abi. Onun yolu da şey. AKP ne derse aynısını de. Bir de işte layıkız de. O kadar. Yanlışlıkla biraz oy alırsan hemen Demirtaş de. Bahri. Bunlar sığınmacıları da oy... Tabii ki katacaklar. Sığınmacıları da oy hesabına koy. Evet. E, tabii ki katacaklar. Daha önce olanlar... Abi adamlar bak adamlar layıklığın kalesiyiz. Ne layıklığın kalesisin sen ya? Şey sayıda alan adam mı layıklığın kalesi? Ne layıklığın kalesisin sen? Aha mı bunlar şey yapmazsa şeriat yer. Bana layık adam çıktı şey yapıyor. Hacca gittim de yüzümü diyor hacirül Esved'e sürdüm diyor. Bun, bununla şey yapmaya çalışıyor adam. Oy toplamaya çalışıyor. Ben peygamber soyundanım deyip oy toplamaya çalışan adamdan bahsediyoruz biz ya. Tabii ki yapmayacak. Adamlar mahkumların oyunu düşünüp affet Türkiye'm diyen adamlardan sen ne bekliyorsun? Mahkumların oyunu düşünüp mahkum ailelerin oyunu düşünüp affet Türkiye'm diyen adamlar renkli vatandaşlar diyen adamlar. Yani ne kadar insan varsa dur lan şuradan da bir oy alalım. Şuradan da biraz alalım. Şuradan da bir küçük bir şey alalım. Şuradan da bunu diyen adam sığınmacılar karşı olabilir mi? İmkansız bir şey. Bana sürekli itiraz geliyordu ki. Yok abi işte dedi. Nerede dedi bilmem nerede böyle bir şeyinde dedi. Konuşmasında dedi ki işte kendi rızalarıyla gideceklermiş de bilmem. Bak o da aslında sığınmacı karşı değil abicim. Değildi. Şu an zaten değil. O zaman da değildi ama. Ona bakarsan Atatürkçü parti kaç tane var? Şeriatı savunan Atatürkçü parti diye bir şey olamaz. İstediği kadar biz Atatürk'ü seviyoruz desin. Atatürk'ün bastığı, bastırdığı isyancıları savunan adamlar Atatürkçü olamaz. Nokta. Atatürkçülüğün temelinde iki şey vardır. Bir laiklik olmazsa olmaz. Laiklik, iki milliyetçilik, vatanseverlik. Tabii ki başka şeyler de var. Mesela devrimcilik, bilim, bilimin ön planı tutulması vesaire vesaire. Tabii ki bunlar da var. Ama şu iki kriteri sen karşılayamıyorsan sen zaten Atatürkçü falan değilsin. İstediğin kadar kost kocaman Atatürk posteri koy. Hiç fark etmez. Sen Atatürkçü değilsin abi. Sen Atatürk'ün bastırdığı isyancıları savunuyorsan Atatürkçüsün sen değilsin. Bir şey kaldı ha. İşgalci Yunanlıları savunup Atatürkçüz diyen. Bak bir o kaldı. Bir o kaldı. Bir o kaldı kanka. O da olsun tam olsun kanka. Ya da sen laiklik karşıtı konuşuyorsan bu halk isterse tabii ki laiklik gidecek ya da açık açık şeriatçıysan ya da Hamas gibi dinci terör örgütlerini destekliyorsan sen Atatürkçü değilsin. Sabaha kadar Atatürk'ün tipini seviyoruz de. Atatürk'ü seviyoruz de sabaha kadar değilsin abi. Ya da sabaha kadar benim gibi insanlara şey de Atatürkçülüğü siz mi parsel? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun kanka? Ben Einstein teoremini benimsiyorum. Ama E eşittir 2M artı B artı C. E eşittir 2M artı C kanka. Öyle değil mi? 2M artı C. Ama ben Einstein'ın teoremini destekliyorum. Hayır desteklemiyorsun. Ne demek desteklemiyorsun? Einstein'ın teoremini desteklemek sana mı kaldı? <laughs> Einstein'ın gatekeepingçiliğini yapmayın. Ona kızıyorlar. Peki bir şey dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ben dikkat ediyorum. Acaba siz dikkat ediyor musunuz? Olaylar hep farklı değil mi? Farklı olaylar aslında. Yeni gelişmeler bunlar. Aynı şeyler değil. Farklı olaylar olmasına rağmen konuşmaya bir başlıyoruz. Aynı yerlere bağlanıyor. Diyorum ki lan ben buna benzer bir şey söylememiş miydim ya daha önce? Evet, farkındayım. Birçok yani benim gibi konuşmacı hatta gazeteciler bunu daha çok yapıyor. Çünkü onlar daha çok konuşuyorlar. Onlar da bunu yapıyor. Onun farkındayım. Onlar da bunu yapıyor. Abi sıkılmıyorlar mı ya? Sıkılmıyorlar mı yani? Boşa konuşup duruyoruz bir faydası yok ki. Aynen öyle. O yüzden diyorum. Hedefiniz ne? Siyasi hedefiniz ne 2028 için? Çok umutsuz musunuz? Ben demiştim ya 2023 seçimlerinde. Hele hele Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandığı zaman o zaman arkadaşlar konuşmuştu. Tamam olay bitti. Olay bitti. Olay bitti demiştik. Olay bizim düşündüğümüzden daha bile kötüymüş. Çünkü biz şey diyorduk. insanlar uyanıp da Muharrem İnce'ye verse ya da Sinan Oğan'a verse belki bir şey değişir diyorduk ama Muharrem İnce kendisi çekildi. Sinan Oğan'ı da zaten biliyorsunuz. Hiç şansımız yokmuş yani. <laughs> hiç şansımız yokmuş. Uyansak uyansak da bir şey değişmeyecekmiş yani. O dört adaydan sonra. Uff. Nasıl da hediye etti, seçim ya Göz göre göre göz göre göre gözümüzün önünde Nasıl da hediye ettiler seçim be Vay dur oraya dönmek istemiyorum Oraya dönmek istemiyorum hep aynı şeyi söylüyorsun de Dersiniz ve haklı olursunuz büyük ihtimal Ama unutamıyorum lan Kusura bakmayın abi unutamıyorum yani Rüyalarıma leblebiler giriyor Bahri ulan ben Sinan Oğan'dan hiç beklemiyordum ya Cehennem kapıları falan dedi bayansın demiş Yani işte o iş, işin içinde Bazı şeyler varmış onu şey yaptı Konuştular yani ama olan oldu artık Yapacak bir şey yok yani şöyle arkadaşlar bakın. Şu önemli. Bilim her şeyi bilimsel olarak düşünüyoruz değil mi? Ya hayatta her şey bilimsel man şeyle, yöntemle düşünmeniz lazım. Yani dataları alıyorsun. Datalardan bir hikaye, senaryo yazıyorsun. Sonra bu senaryonun doğruluğunu kontrol etmek için başka gözlemler yapıyorsun. Değil mi? Bunu sadece bilimsel deneylerde değil her şeyde uygulayabiliriz. Hayatta uygulayabiliriz. Başarımızın sırrı budur. Yani biz bu noktaya geldiysek ben bu noktaya geldi dur şunu da deneyeyim Bunu da deneyeyim hangisi olacak vesaire falan filan Tık 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 böyle yükselebildiysek Bu sistematik düşüncenin sonucudur Ama bu sistematik düşünce Demek değildir ki Biz hiçbir zaman hata yapmayacağız Neden çünkü datamız korrupt olabilir Datamız yetersiz olabilir Bize şeyden hemen önce Şimdi benimle mesela bağırıp ağlayan Bağırıp çığıran Sol gerici kılıçdarcı tayfayı karşılaştıran Mesela seçimden hemen önce Biz e, Ümit Özdağ'a güveniyorduk Ümit Özdağ'ın çıkaracağı adam bizim kafamızda olur diyorduk. Sinan çıkardı. Ben anneme sordum. O da dedi ki Sinan ben tanıyorum. Çok vatansever birisidir. Hep seminerleri falan vardır. Düzgün birisidir dedi. Sonra baktık araştırdık. Düzgün gözüküyor. Yani yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bak yapabileceğimiz her şeyi yaptık ama gene de patladı yani yapacak bir şey yok ki artık o noktadan sonra. Artık o noktadan sonra evet bu hataydı. Çıt çıt üstünü çizdik ve bu hatayı bir daha aynı hataya düşmemek için ne yapabiliriz? Mesela çok büyük ihtimalle Ümit Özdağ da onu fark etti. Bir daha tanımadığı tanımadık birisini aday olarak göstermeyecek. 2028'de kendini çıkaracak. Yapması gerekiyor. Kimse güvenmez. Tanınmayan birisini çıkartırsa eğer. Ondan sonra o hatanın üzerine Ümit Özdağ da tabii ki bu taklaya geldiğini fark etti. Güzel bir strateji uyguladı. Güzel bir strateji uygulayarak kendisine işte gizli AKP'li diyenleri ellerinde patlattı. Ama tabii ki bir de şu var. Kılıçdarcı dedici reisler var. Dedeci reisler de onlar için önemli olan da gerçeği bulmak değil, doğruyu bulmak değil. Biz haklıydık demek. Kendilerini haklı çıkarmaya çalışmak. Onlar ne yaptılar peki? Onlar herkese AKP'li dedi. Muharrem İnce'ye AKP'li dedi. Meral Akşener'e AKP'li dedi. Ha Yılmaz Özdil'e AKP'li dedi ve Sinan Oğan'a AKP dedi. Ümit, Ümit daha AKP dedi. Bunlardan bir tanesi gerçekten gittiği zaman diğer iddia bu arada Dinçer de yapıyor aynısını. Diğer iddiaların hepsini unuttular. Sadece dediler ki bak nasıl bildik. Herkes AKP'li diyorduk bak bir tanesini nasıl bildik. Ve şu an hala da biz ne zaman konuşsak yorumlarda bazen yazarlar. Sinan Oğan da nasıl AKP'ye gitti falan diye. E sen zeka özürlüsün kanka. Şöyle bir sıkıntı var işte. E sen hayatta hiçbir zaman başarılı olamayacaksın ki salak. Beyinsiz herif. Sen hayatta hiçbir zaman başarılı olamayacaksın ki. Çünkü sen net hatalıydın. Senin AKP'li dediğin insanların hiçbir AKP'li değildi. Senin dedem kazanacak 69 yapacağız dediğin ne oldu? O da götüne girdi. Biz dedik kazanmayacak diye. Ben dışarıdan insanları moralini bozmamak için söylemiyordum. Ama 6 Mart'ta değil mi? 6 Mart'ta 6 Mart mıydı? 6 Mart'ta açıklandı. Dedik ki olay bitti yani. Kılıçlar açıklandı. Dedik olay bitti yani. Geçmiş olsun. Arkadaşlar kendi aramızda konuştuk bunu. Salak salak ondan sonra ne dediler? Oy bölmeyin. E dedik, kanka iki turlu seçimde nasıl oy bölme oluyor? Bir anlatır mısın? Şöyle oluyor işte ikinci tura kalırsa bombalar patlayacak. E amına kodumun salla bombalar patladı mı? Yani hiçbir söylediğiniz tutmadı. Amına kodumun beyinsizleri hiçbir söylediğiniz tutmadı lan. Bir söylediğiniz tut, tutsun. Şey tuttu işte. Sinan Oğan gizli AKP'li dediler. O da aslında gizli AKP'li olduğundan değil. Yani zor durumda bıraktılar diyelim biz size. Biz öyle bir şey yaptık yani öyle duyum aldık. Ne fark eder ki gizli AKP'li olmuş olsun, ajan olmuş olsun. Bir dediğiniz çıkmış olsun. Ama geri kalan %90 bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mucize bulan işte. Ayetlerden mucize bulan. Abi söylediğin %90'ı yanlış. Olsun bak burada denizler karışmadı diyor. Orada da denizler karışmıyor. Demek ki var. E abi söylediğin %90'ı kırmızı hap kanka. Kırmızı hapta benim anlattığım argümanların %90'ı. Ama şimdi bak e, melekle şeytan melekle şeytan kelimeleri Aradaki fark bu. Şimdi peki aradaki fark niye önemli? Sen haksızsın. Haksız olduğun halde hayal dünyasında yaşıyorsun. İyi de bu seni gelecekte başarılı bir insan yapmayacak ki. Sen loser olacaksın. Sen, sen 30'unda, 40'ında loser olmaya devam edeceksin. Hayal dünyasında yaşayan birisin çünkü. Biz ise en ufak hatamızı bile üstünde durup bu hatayı nasıl düzeltebiliriz? Bak şurada hata yaptık. Bu hatayı nasıl düzeltebiliriz? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Başka bir de işte Ezik Orta Doğu ülkesi. 20 sene önce de bilmem nerede bilmem ne takımını yenmiştik. uh ne biçimde yenmiştik lan. Ne biçimde yenmiştik 20 sene önce. O ne biçimde yenmiştik dediğim takım o 20 sene içinde böyle 5 tane Dünya Kupası falan kaldırmış. Olsun önemli değil biz onu karımız yaptık. İyi de 5, şu an geldiğin zaman 6'dan 7'den yedin. Olsun 20 sene önce biz onu karımız yapmıştık. 2-0 yenmiştik onları. <laughs> Bu o işte. Bu o kanka. Bu o yani. Yani diyorum ya bizim entelimiz de Ortadoğu enteli. Bunlar o yani. Ortadoğu enteli. Bizim entelimiz de Ortadoğu enteli. Bu da Ortadoğu ezik ülke ezikliği. <laughs> Ortadoğu ülke ezikliği. Üçüncü dünya ülkesi ezikliği yani. Yani hiçbir şeyin olmayıp böyle gezmek. İyi de hiçbir şey yok ki senin kanka. Olsun bizim erkekliğimiz var. Bu Avrupa'dakiler de hepsi ibdeymiş zaten. Böyle bizim 3. Dünya şey Ortadoğu ülkemizi gördükleri zaman Uuu 3. Dünya Ortadoğu ülkesi dasis şön diyorlarmış